Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çok şık, çok güzel bir çanta modeli çalışacağız. Hemen şöyle arkasında göstermek istiyorum. Eminim ki bu model bu senenin, bu yazın trende olacak diye düşünüyorum. Ben çok beğendim ve bunu kimselere vermeyi düşünmüyorum. Kendim kullanacağım. Daha önce bu renklerle hemen bu temayla bir çanta çalışmıştık. Torba çanta çalışmıştık. Yine aynı şekilde ördüm. Şöyle uç kısımlarına sık iğne ve kapak ekledim arkadaşlar. Bir de şu zincirleri takmak için şöyle minik minik yuvalar ördüm. Gördüğünüz gibi gerçekten yapımı çok kolay ve inanılmaz kullanışlı bir çanta. Hemen her zamanki gibi içini yünlerimle doldurdum. Çünkü elimde başka bir şey yok. İçine koyacak. O yüzden şöyle çok fazla değil ama birazcık yünle doldurdum. İçi de gayet geniş arkadaşlar. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Rahatlıkla tüm eşyalarınızı koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, isterseniz yapımına geçelim. Birazdan iplerimin ve tığımın bilgisini de vereceğim. Evet arkadaşlar, hemen yapımına geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup abone butonunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımız şu anda 100.000'i geçti ama istediğim noktaya erişemediğimi düşünüyorum. Yani izlenimler şu anda gayet düşük. O yüzden arkadaşlar bana destek olmanızı gerçekten çok istiyorum. Bana destek olmanız beni ayrıca çok sevindiriyor. Çoğunuz da zaten destek oluyorsunuz. Ama daha çok desteğinizi beklediğimi söylemek istedim. O yüzden videolarımı paylaşırsanız, sayfalarınızda beğenip yorumlarınızı atarsanız beni çok sevindirmiş olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Ben de hiç kullanmadım. İlk defa kullanacağım bir ip. Sadece çantada değil, kolye, bileklik, cüzdan, tokalarda da kullanılıyormuş arkadaşlar. Ben gerçekten dokusu çok hoşuma gitti. Çantalarda da mükemmel olacağını düşünüyorum. Kullandığım tığı göstermek istiyorum. 3.50 milimlik tığ kullanacağım. Sizler istediğiniz tür iplerle örebilirsiniz. Evet arkadaşlar, hemen şöyle zincirle başlıyoruz. Şimdi ben resimden bakarak uyarladığım için kaç zincirle başlayacağımı bilmiyorum açıkçası. Şöyle boyu ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsanız o kadar zincir çekeceksiniz. Yani enine çalıştığımız değil de boyuna çalıştığımız bir model olduğu için çantanızın boyu ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar zincir çekeceksiniz. Şimdi ben dilediğim boya gelene kadar zincir çekeceğim ve zincir sayısını da sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, toplamda 80 tane zincir çektim. Sizler istediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz. Şöyle en son zinciri tutuyorum. 1-2 tane zincir çektim. Başını doladım. Hemen önümdeki zincire batıp tekli trabzan yapıyorum. Yani 3 ilmeği aynı anda topluyorum. Başını doladım. Tek tek zincirlerime batarak tekli trabzan yapıyorum. Sık iğne de yapabilirsiniz. Ben şöyle tekli trabzan yapmak istedim. Çok sert olmasını istemiyorum. İp zaten çok sert. Sık iğne yaparsak bayağı bir sert çanta elde etmiş olacağız. Eğer sizler daha yumuşak, daha ince bir ip kullanırsanız sık iğne olarak çalışabilirsiniz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son zincirime de batıyorum. Yine tekli trabzanımı yapıyorum. Tekli trabzan dediğimiz zaten ipi dolayıp üçünü bir çekiyorum. 2 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Başını doluyorum. Hemen dibine batıp tekli trabzanımı yapmaya devam ediyorum. Tüm trabzanların tepelerine batarak tek tek tekli trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar. Bu şekilde. Yani şöyle göstermek istiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, ikinci sıramın da sonuna gelmek üzereyim. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum ve dibinden başlayarak yine tekli trabzanımı yapıyorum. Yani başını doluyorum. Battım. 3 ilmeği aynı anda topladım. Arkadaşlar bu şekilde, çok da videoyu uzatmayalım. Bu şekilde ben toplamda 5 veya 6 sıra örmeyi düşünüyorum. Daha sonra da rengi değiştireceğiz. Bu şekilde 5 veya 6 sıra örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben toplamda 8 sıra ördüm. Şöyle 2 2 sayalım. 2 4 6 8 sıra ördüm ve ipimi burada keseceğim. Yeni rengime geçmek için direkt buradan da ilmeği alıp geçebilirsiniz ama ben böyle çözülmesini istemediğim için şöyle ipimi kestim. İyice sıkılaştırdım ve diğer rengimi alıyorum. Evet, ipime bir düğümümü attım. Hemen şöyle ilk gözden batıyorum. Bir zincir çektim. Başını doladım. Tekrar dibine batırıp devam ediyorum. Tek tek tekli trabzanlarımı yapmaya. Bu şekilde istediğiniz renk tonlarında ve istediğiniz kalınlıkta şeritler yapabilirsiniz. Benim için 8 sıra yeterli oldu. Dediğim gibi sizler 10 sıra yapabilirsiniz veya daha az yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Çantanızın eninin ne kadar olmasını istiyorsanız renk değişikliği ara ara yaparak istediğiniz en genişliğine ulaşana kadar bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Örüm şekli aynı. Tüm sıraları tek bir trabzan olarak devam edelim. Evet arkadaşlar, benim sıram bitti. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 şerit ördüm. Her şeridim 8 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Hemen sizlere ölçü vermek istiyorum. Şöyle eni 49 santim. Hemen boyuna bakıyorum. Boyu da tam 30 santim arkadaşlar. Tabii ki şöyle katlayacağız. Şöyle daha iplerini saklamadım. Şu kalanları saklayacağım. Şu şekilde ikiye katlayacağız ve kenarlarını dikeceğiz arkadaşlar. Ben önceden şöyle ipimi iğnemi geçirdim. Birazcık küçükmüş iğne. Biraz daha büyük iğne kullanabilirsiniz. Zor geçirdim çünkü iğneyi. Hemen şöyle tam denk gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Bakın tam şöyle denk gelmesi gerekiyor. Sonradan bir problem yaşamamanız için şöyle iplerini de sıkıyorum iyice. Daha sonra saklayacağım. Bakın şu şekilde şöyle ortayı açıyorum. Öncelikle şuradan iğnemi geçiriyorum. Bakın şöyle uzunca bir ip bırakıyorum içinde. Onu daha sonra dönüp iğneye takıp orada düğümleyip saklayacağım. Bakın şöyle hemen karşılıklı şekilde birer tel alıp dikmeye başlıyorum. Dikimi her zaman motifleri de diktiğimiz şekilde dikmek istedim. Bunu da fotoğraflarda maalesef dikiş yerlerini bir türlü göremedim. Ama bu şekilde çok hoş olacağını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle net değil zannedersem. Evet. Şu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bakın çok belli olmuyor arkadaşlar dikiş olduğu. Benim bu şekilde hoşuma gitti. Sizler başka bir dikme yöntemi biliyorsanız Onu da kullanabilirsiniz. Bu gayet benim için hoş. Evet, bu şekilde sırayla biraz ip uzun olduğu için takılıyor maalesef. Elimizle düzeltmemiz gerekiyor. Bakın hemen şöyle göstermek istiyorum. Gayet düzgün bir geçişimiz oldu. Şuraya da dikkat edelim ki eğrilme, büzülme olmasın. Sonra geriye dönmeyelim. Çünkü bir tarafı kısa, bir tarafı uzun oluyor. O yüzden mesafeye çok dikkat edelim arkadaşlar. Bu şekilde çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde dikişimize devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar dikmeye devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Hemen şurayı da göstermek istiyorum. Şöyle tam kapanana kadar, sonuna kadar dikiyorum. Birazdan şunu çok benim gözüme batıyor ama sizi kötü gözünüze batmasın. Birazdan saklayacağız onu. Evet, son şöyle rötuşları da atalım. Evet, bakın tamamen kapandı. Hemen şunu da şöyle arkaya almak istiyorum. Çirkin göründü gözüme. Evet. Birazdan onu da saklayacağım. Gördüğünüz gibi dikişim bu şekilde tamamlandı. Gayet güzel ve hoş görünüyor. Şöyle şurası biraz yamuk geldi. Tekrar bir kere daha batacağım şuraya. Evet. Şimdi daha düzgün. Hemen şöyle iç tarafa geçiyorum. Şöyle herhangi bir ilmeğe batarak tersinden düğüm atacağım. Öncelikle şöyle iyice sıkıştırıyorum. Aşağı doğru iniyorum. Diker gibi. Aşağıda da bir düğüm atacağım. Şöyle aşağı iner gibi. Tekrar aynı yere battım. Ve bakın ilmeğin içinden iğnemi geçiriyorum. Bir düğüm atmış oluyorum. Bu şekilde çözülmeyecektir ve bu şekilde diker gibi ipimi kaydırıyorum. Bakın arada ipimi gizlemiş oluyorum bu şekilde. Daha sonra ipimi kesiyorum. Biraz sonra şunu da gizleyeceğim. Taktım kafayı ben ona. Evet arkadaşlar, bir tarafını bu şekilde diktim. Bakın. Bunu da aynı şekilde, şimdi iğne biraz zor geçtiği için burada geçiremeyeceğim. Bunu da aynı şekilde saklayıp düğüm atarak gizliyoruz ve diğer tarafı da dikmeye başlıyoruz. Dikişimiz bu şekilde. Ben hemen diğer tarafı da aynı şekilde dikip dönüyorum. Kamerada hep bulanıklaşmış. Farkında değilim. Umarım görülmüştür. Evet arkadaşlar, bu şekilde diğer tarafını da dikip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, benim dikiş işlemim bitti. Hemen şöyle kenarlarını göstermek istiyorum. Gayet muhtazam bir şekilde dikişimizi dikmiş olduk. Şimdi şu ağız kısmının sık iğne bölümünü hemen hızlıca göstermek istiyorum. Şöyle herhangi bir rengi alıyorum. Şöyle bir düğüm atarak başlıyorum. Şöyle hem köşeden başlamak istiyorum. Benim ipim farklı olduğu için biraz karışık görünebilir. Biraz yakınlaştırayım. Evet. Şöyle bakın. Şuradaki ilmeklere batarak sık iğne yapıyorum. Şöyle hemen uçtaki ilmeklere batıyorum. Eğer başka bir iple yaparsanız zaten yatık trabzanların aralarına batarak, bakın tek bir ilmeğe batıyorum. Şöyle birer hemen üstteki şöyle ilmeği bir tane batıp sıra sonuna kadar tüm ilmeklere tek tek batarak sık iğnemi yapacağım. Daha sonra istediğiniz sırayla yapabilirsiniz. Tüm renkleri de kullanarak yapabilirsiniz sırayla. Ben 3 rengi de kullanacağımı, yani 3 sıra sık iğne yapmayı düşünüyorum. Tabii ki gidişata bağlı, her zamanki gibi. Böyle doğaçlama yaptığımız için baştan şunu yapacağız diyemiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi beraber örüyoruz arkadaşlar. Beraber karar veriyoruz. Ben her zaman dediğim gibi sizlere ben burada 3 sıra yaptığımda siz bunu 3 sıra yapmanıza gerek yok. Zevkinize göre daha da bunu uzatabilirsiniz. Daha da kısa yapabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim ben. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şöyle ilk battığım yere tekrar batıyorum. Bakın burada tek tek şu sık iğnelere batabilirim artık. Şöyle battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Burada bir zincir çekip devam edebiliriz. İpimizi kesebiliriz. Ya da şöyle her iki tarafı da göstereyim size. Ya da şöyle şu ipi uzunca bırakacağım. Alttan onu da saklayacağız çünkü içinden geçirdim. Şöyle şunu arkada bırakayım. İplerimi sıkıştırıyorum. Değseken aşağıda çığırınıyor. O çığırındıkça benim dengem burada dağılıyor. Kusura bakmayın ne olur. Bakın ne yapacağımı şaşırıyorum o bağırdıkça. Şöyle bir zincir çektim. Evet. Şöyle iplerimi iyice sıkıştırıyorum. Şu ipimi de arada şöyle örerek kaybediyorum. Bu şekilde istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Ben bu sırayı bitirdikten sonra bir sıra daha yapıp sık iğnelerimi bitireceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın hemen şurayı da göstermek istiyorum. Bakın şunu da hemen sizin gözünüzün önünde kesmek istiyorum. Şöyle kesiyorum. Onu daha sonra tığla kaybedeceğim. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar tek tek bütün sık iğneleri batarak sık iğne yapıyorum. Toplamda 3 sıra yapacağım arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar, ben 3 sıra sık iğnemi bitirdim. Bence yeterli. Sizler daha az veya daha çok örebilirsiniz. Hemen şöyle şuraya minik bir kapak yapmak istiyorum. Siz kapak yapmayabilirsiniz. Direkt fermuar takabilirsiniz buraya. Ama her zaman şöyle minicik bir kapak benim için çok şık duruyor. Ben seviyorum minik kapakları. Fermuar diksem bile seviyorum. Evet, yine krem ipimi alıyorum. İpime bir düğüm atacağım. Şöyle burayı ön olarak belirlediğim için arkadan şöyle arkadaşlar şöyle belirleyeceğim. Bakın şöyle kremin 1 2 3. çizgisi 1 2 3. çizgisi buradan buraya kadar sık iğne ile başlayacağım. Şöyle hemen tepe kısmından başlıyorum. Bakın şu şekilde. Şöyle neresiydi? 2. Evet, burada. Diğer tarafa kadar sık iğne ile devam edeceğim. Benim için şöyle minicik bir kapak olsa bile yeterli. Şu ipi de altta yürüteceğim. Saklaması biraz zor oluyor alttan yürütmeden. O yüzden bu şekilde diğer tarafa gelene kadar şöyle sık iğnelerime devam ediyorum. Evet, diğer tarafa gelene kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramı bu şekilde bitirdim. Bakın şöyle çizgileri görüyorsunuz zannedersem. Birinci değil ikinci çizgiden başladık. Birinci değil ikinci çizgide bitirdim. Toplamda 22 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekerek dönüyorum. Ve tam dibine batarak sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Kaç sıra yapacağız derseniz uzunluğu yine kapağımızın sizin zevkinize bağlı. Ben de şu anda tam olarak bilmediğim için net bir şey söyleyemiyorum. Ördükçe karar veriyorum ben de. Şu anda ikinci sıradayız. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın şöyle kapattığımızda nereye gelmesini istiyorsanız oraya kadar örün arkadaşlar. Ben hemen istediğim sıraya geldiğimde hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Toplamda şöyle 2 2 sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 sıra örmüşüm. Şimdi arkadaşlar burada ipimi kesmiyorum. Şöyle kaydırma yöntemi yapacağım. Daha düzgün bir görüntü elde etmek için. Bir zincir çektim. Hemen önümdeki şöyle herhangi bir ilmeğe batıp kaydırma yapacağım. Bakın şöyle ilmeğin içinden geçireceğim. Şöyle tek tek batırıyorum ilmekleri ve kaydırma yapıyorum. Böyle daha güzel bir görüntü elde etmiş olacağız. Evet. Bakın kenarlarda çok hoş bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Ben seviyorum bu görüntüyü. Şöyle herhangi bir ilmeğe batabiliriz arkadaşlar. Çok sıkmayacak ve çok bol gelmeyecek şekilde ben önümdeki gelen, biraz zor batıyor tığım da büyük olduğu için. Evet, sadece tek ilmeğe batarak şöyle kaydırma yapıyorum. Bakın şuraya gelene kadar devam edelim. Burada da başka bir işlem yapacağız. Evet arkadaşlar bakın buraya geldim. Şöyle ölçü vermek gerekirse şu kapaktan 1, 2, 3, 4, 5 tane kaydırmamı yaptım. Şu 1, 2, 3 veya 4 tane şu anda beraber yapalım. Başını doluyorum. Başını dolamadan sık iğneyle yapalım. Şöyle 4 tane yapmayı düşünüyordum ama 3 tane yeterli olacak herhalde. Kancalarım için şu anda yuva yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şurada bir zincir çekelim. O şekilde yapalım. Orada bir çıkıntı olmasın. Evet böyle daha iyi olacak. 2 ve 3. Şöyle bakıyorum. Bence bir tane daha yapmalıyız mı acaba? Şöyle. Ben şimdi böyle düşünürken sizler de kendiniz karar verebilirsiniz. İster 4 isterseniz de 3 tane sık iğne yapabilirsiniz. 3 tane yapalım. Bir zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Ve yine burada şöyle sık iğne yapıyorum. Direkt çantaya da takabiliriz ama bu sefer yuva yaparak yapmak istedim. Evet 3 tanemi yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar dibine batarak devam ediyorum. Dediğim gibi belki ben birazdan tekrar söker 4 tane yapabilirim. Yine sizin zevkinize bırakıyorum. Bakın bu yeterli bu şekilde. Bu şekilde ben arkadan bunu dikip buraya kancamı takabilirim. Daha belirgin olmasını istiyorsanız daha da uzatabilirsiniz. Şöyle diktiğinizde daha belirgin olur burası. Şimdi tekrar aşağı nasıl ineceğiz? Tekrar yine bir zincirimi çektim ve yine kaydırma yöntemimle aşağıya iniyorum. Bu şekilde kaydırma yaparak aşağıya iniyorum. Çantanın dört bir yanında bu işlemi yapacağım. Bu şekilde bakın dibine batıyorum. Kaydırıyorum. Ve hemen çantanın arkasına gelesiye kadar bakın bu şekilde olacak. Arkaya kıvrılacak. Bakın şu işlemi şuraya yapacağız. Ve arkada İki tarafı da yapacağız arkadaşlar. Tam denk gelen yerlere. Bu şekilde kaydırma yöntemi. Buraya geldiğimizde sık iğne. Dört köşesine de aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Ben sıra sonuna gelene kadar bakın şöyle dönüp arkadan şuraya gelene kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar ben sıramı bitirdim. Gördüğünüz gibi şöyle 4 tane yuva yapacağımız yerlerimiz oldu. Bu şekilde dördünü de dikeceğim arkadaşlar. Şöyle kapakçığını kapatınca da şöyle çok hoş bir görüntü vermiş olacağız. Hemen ben iğnemi aynı renk ipimi geçirdim. şöyle ikiye katlıyorum ve hemen dibinden başlıyorum dikmeye. Sizler nasıl isterseniz o şekilde dikebilirsiniz. Şöyle en son ipinden biraz uzun bırakıyorum. Dönüşte tekrar oraya gelip tekrar oraya iğne takıp orayı da ipini saklayacağım düğümleyip. Evet. Bu şekilde sıkıca dikiyorum arkadaşlar. Eğer askınızı normal örgü askı yapacaksanız bunu yapmanıza gerek yok. Örgü askıyı bu şekilde buraya dikebilirsiniz. Ben metal bir askı kullanacağım için, askılarımı rahat takabilmem için bunu yapma gereği gördüm. Sizler de metal kullanacaksanız bu şekilde, ama örerek bir askı yapacaksanız buna gerek yok. Bunu es geçebilirsiniz. Direkt normal kaydırma yöntemiyle etrafını bir kez geçersiniz. Daha sonra da askınızı bu şekilde takarsınız. Evet, bu kadar bence yeterli. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde dikersiniz. Şöyle bakın, iğnemi ortadan getirip şuraya bir düğüm atmış oluyorum ki çözülmesin arkadaşlar. Şöyle ipimi de diker gibi yapıp şu şekilde saklayacağım. Şöyle ilmeklerimin arasından geçiriyorum. Evet. Sizler bunu daha ayrıntılı bir şekilde yaparsınız eminim ki. Ben şöyle videoyu çok uzatmak istemiyorum. İğnemi şuna geçiriyorum. Burada yaptıklarımı da aynı yapacağım. Ve diğer dördünü de aynı şekilde, bakın, aynı şekilde dikip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, benim dikiş işlemim bitti. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Evet, şimdi ben metal askılar takacağım demiştim. Şöyle elimde benim, şöyle hemen ölçülerini vermek istiyorum askıların da. Zannedersem yarımşar metre askılarım. Şöyle bunları tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Şöyle hızlıca geçirmek istiyorum. Evet. Diğerini de şuraya. Evet. Gördüğünüz gibi gayet şık duruyor. Buraya düğme iliği açabilir, düğme takabilirsiniz. Ama benim önceden elimde olan bir şöyle aparatım var. Adını bilmiyorum. Şöyle şuraya şunu dikeceğim. Gerçekten çok 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 güzel olacak. Hemen şunu da şöyle göstermek istiyorum. Eğer tuhafiyeden almak isterseniz. Bakın, şunu hemen içten geçiriyorsunuz. Dikmeye gerek yok. Arkadan şunları şu şekilde kapatıyorsunuz. Bunu da şuraya şöyle geçirip sıkıştırıyoruz zannedersem. Evet, bakın, içten şu şekilde iyice sıkıştırıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar, hiç dikiş dikmeye gerek yok. Bunu da diğer tarafa takacağım. Bakın, bunu da diğer tarafa takıyoruz. Hemen ben aparatlarımı takıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben aparatımı taktım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Çantamın içini göstermek istiyorum. Gayet geniş. Tabii ki içine astar eklememiz gerekiyor. Yine benim elimde astarım olmadığı için dikemedim. Ama daha sonra dikeceğim tabii ki. Ve daha sonra sizlerle de bu çantayı paylaşabilirim. İçinizden birine hediye edebilirim. Ben gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de beğenir, severek örersiniz diyorum. Ve bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.